Gördüğünden herkese merhabalar. Herkese selam. Ayağımızın tozuyla indik, araba kiraladık ve yola koyulduk aslında. Ürdün'ü 5 günde keşfetmeyi planlıyoruz. Birkaç nokta var uğrayacağımız. Evet, öncesinde Vadirum'a gideceğiz. Vadirum'da bir gece konaklayacağız ve çölün içerisinde Bedevi çadırında kalacağız. Ve çölü gezeceğiz. Hemen sonrasında Petra'yı gezeceğiz. İki gece de Petra'da geçirdikten sonra Ölüdeniz'e gideceğiz. Ölüdeniz'de de batamayacağız. Bakalım batmadan yüzülüyormuş. Onu göreceğiz. Çok enteresan deneyimler bizi bekliyor. Buraya Amman'a İstanbul'dan Ankara aktarmalı olarak uçtuk. Hemen yola koyulduk. İlk durak olarak Vadirum'a gidiyoruz. Yaklaşık bir 3-4 saatlik yol bizi bekliyor. Sonrasındaki maceraları size, hepinize her şeyi göstereceğiz. İzlemede kalın. Şu an Vadirum'da kalacağımız kampa geldik. Ve çok şanslıyız. Daha geleli 5 dakika bile olmadı. Yemeği hazırlamaya şu an başlamışlar. Bu Bedevilerin yer altında pişirdikleri bir yemek. Sebze ve tavuktan oluşuyor diye biliyorum. Şimdi ne çıkacak göreceğiz. Bayağı şanslıyız yalnız. Şimdi biz de bu seremoniyi kaçırmamış olduk. Come a closer seat. This is cooked 2 hours under the ground. Mm. Have the rice inside. Şimdi kamp alanında da böyle bir tane ana resepsiyon gibi düşünebiliriz. Ana alan var. Ayakkabılarımızı çıkardık, girdik. Burada da şimdi az önceki yemeği alacağız. Şuralarda yiyeceğiz. Geldiğimiz gibi hemen adapte olduk. Daha 10 dakika olmadı ama adapte olduk yemeği görünce. Günaydın. Şu an çöldeyiz. Ürdün'de, Vadirum'da çölde kaldık dün gece. Bedevi kampında, şu çadırlardan bir tanesinde. Tam olarak şimdi çadırımız. Hava fena değildi. Başta bir korktuk, çok soğuk oluyor falan gibi konular geçmişti. Bizim şansımıza diyelim, çok kötü değildi. Sabaha karşı ama biraz serinledi. Yine de hani üşümedik diyebiliriz. Şu an kahvaltıya gidiyoruz. Evet, şurası banyo, tuvalet oluyor ortak. Buradaki çadırlar da sadece aslında yatak ve sadece bir tane ampul var, elektrik. Prizler bu ana toplanma alanında. Burada yemek yiyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz. Şimdi biz kahvaltı için geldik. İnsanlar başlamış. Humus galiba. Bu kahvaltı çok zengin. Şimdi birazdan turumuz başlamak üzere. Aslında herkes jiplere binip uzaklaşıyor. Çöldeki safariye doğru gidiyorlar. Ben de hemen çok kısa size odayı göstereyim. Kaldığımız 3 tane tekli yatak vardı. Şurada minik bir perdesi var. Yalıtım falan güzel. Bir tanecik böyle elektrik var. Yani priz falan yok odalarda. Üşümedik hiç. Evet ama zamanla dışarısı soğuk oldukça bunların içi de soğuk olmaya başlayabilir. Elektrik sadece aydınlatma var. Böyle saç kurutma falan olacak gibi değil. Zaten şarj etmek istediğiniz telefonunuz falan varsa da gidip şu ana kamp yerinde, yemek yediğimiz yerde şarj edebilirsiniz. Görüntü süper. Erken kalkıp şöyle bir gün doğumunu da izlemekte fayda var. Bakalım gün batımı nasıl olacak? Gün batımı da şu yönden olacak. Akşam şu banklara oturup izlemeyi istiyoruz. Böyle sadece kendinizin olduğu private turlar satın alabiliyorsunuz. Biz bu tur için kişi başı 50 jot dinar ödedik. Ama beraber başkalarıyla beraber shared olarak da yapabiliyorsunuz. Böyle işte ayarlıyorlar 3'erli, 4'erli, 5'erli, 6'şarlı gruplar şeklinde. Yine böyle gidiyorsunuz. Onlarda da hani böyle tam günlük ya da yarım günlük, 1 saatlik tur vesaire olmasına göre fiyatlar değişiyor. Ama tam gün paylaşmalı alıyorsanız 40 dinar civarı alıyorsunuz ya da işte ne bileyim 3 saatlik diyorsanız 30 gibi de olabiliyor. Fiyatlar biraz pazarla anlaşmaya bağlı. Biz kaldığımız yerden ayarladık. Tavsiye ederiz onu çünkü
Hani telefon falan çekmiyor buralarda. Hani arayayım benim turum gelsin ya da çok önceden ayarlarsanız, saat bildirirseniz olabilir. Ama öbür türlü gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Sabah kaçta olacaksa ayarlıyorlar. Sizin için daha rahat oluyor. Bakalım günün sonunda memnun kalacak mıyız? Turumuz başladı. İlk durak noktası Lawrence'ın evi dedi rehberimiz. Evet, bayağı zorlu geçişlerin olduğu bir yer burası. Bakalım yolumuz bu şekilde. Şimdi Mantar Kayası denilen bir kaya var. Buradaki görülecek noktalardan bir tanesi. Onu görmeye geldik. Hemen gösteriyorum. Bizdeki Kapadokya'daki oluşumlara benzer aslında. Ama hakikaten mantar gibi görünüyor. Şimdi Vadirim'deki turumuza devam ediyoruz. Aslında genel olarak duruyorsunuz, işte gezilecek bir yerler var, orayı geziyorsunuz. Ondan sonra biniyorsunuz tekrar bu çölün içerisinde. Burası bayağı birkaç yüz kilometrelik karelik bir alan aslında. İçinde de belli başlı gezilecek yerler var. İşte bazen kaya formasyonları ya da işte ne bileyim Arabistan'ın Lawrence'ın evi, değişik şekillerde bir kaya gibi. Bu rehberlerin ellerinde, bu turu yapan kişilerin ellerinde aslında takip ettikleri bir rota var. Şöyle harita üzerinde. Biz de buradaki noktalara uğrayarak yolumuza devam ediyoruz. Şu arkamdaki kaya, ismini hatırlamıyorum, yazarım. Biraz çıkması korkutucu. Yani ben korktum en azından. Şuradan çıkıyorsunuz, sonra şuradan yarığın arasından gelip böyle köprünün üzerine geliyorsunuz. Vadirum'da böyle birkaç tane köprülü alan var. O da bunlardan bir tanesiydi. Şimdi bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Bir de sanıyorum güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Yani rehberimiz yemek yapacak. Ama böyle manzara izleyebileceğimiz bir noktada. Sonra tura devam edeceğiz. Artık bu arabaya iyice alıştık, sallanmasına, zıplamasına. Eğlenceli gidiyor gayet. Yani tam gün almanızı tavsiye ederim bu turu, çünkü 2 saatte falan hiçbir şey anlaşılacak gibi değil. Biz zaten bir durduğumuz yerde 1 saat duruyoruz. O yüzden full gün tur harika bir seçim. Daha da 2 saatimiz var. Birçok noktaya gittik. Hem fotoğraf çektik hem drone uçurduk. Şu an çok keyifli. Şu an başka bir noktaya gibi görünüyorsun. Evet, zaten öyle gibi gerçekten. Şimdi Little Bridge diye bir yere geldik. Vadirum'da bayağı bir yer, tepeden gören bir yer. Minik de bir köprü var şurada. Şimdi size manzarayı gösteriyorum. Efsane görünmüyor mu ya her taraf?
aşağıda yine ufak bir bedevin kampı. Film seti gibi diyeceğim ama zaten... Film seti olmuş burası. Mars'ın çekildiği lokasyonlardan bir tanesindeyiz. Aynen. Mars'ta buralarda bir yerlerde çekilmiş. Hem ya pek çok yerde çekilmiş aslında. Geniş alanlarda ya da böyle kaya diplerinde de çekildiği yerler olmuş. Güzel bir yer ya. Enteresan, bayağı değişik bir yerdi. Bayağı değişik, evet. Hakikaten şu an yine farklı bir coğrafyada olduğunuzu hissediyorsunuz. Farklı, evet, bir... kesinlikle öyle. Ve çok küçük hissetmiyor musun yine kendini? Evet, böyle evet. Devasa kayalar, dağlar, aynen, arasında çöl, arasında biz ve sessiz yani. Efsane görünüyor ya. Bu arada Little Bridge de tabi aşağıdan bridge olduğu daha çok anlaşılıyor. Aslında şu an bridge'in üzerindeyim. Buradan geçip her şeye geçeceğim. Şimdi Kazali Kanyon'a geldik. Buranın içerisinde kayalara yazılmış yazılar var. İsmi neydi Türkçe hatırlamıyorum şu an. Size kanyonun içerisini göstereyim. Kanyondan yürüyüp sanıyorum geriye geleceğiz. Tek yön de gidip sonrasında sizi bekleyebiliyor rehberleriniz. Öyle de oluyor sanıyorum ama biz gidip geri geleceğiz. Bir buradan göstereyim. Acayip enteresan kayaların üzerindeki oluşumlar. Şimdi kanyonun içerisi acayip trafikli ve bir miktar kalabalık. Ama şöyle ki şuradakiler 1100 sene kadar önce, şurada insanların arkasında kalanlar da 2200 sene kadar öncesine dayanıyor. Noktalı olanlar İslamiyet'ten sonrakiler. O 2200 senelik olanlar da Arapça ama İslamiyet sonrası. Şu an burada acayip bir kaos var. Hamzi bir bayana yardımcı oldu. Şimdi biraz daha ilerliyoruz. I see the man and the woman and the mountain goat here. That's called mountain goat. That's hunting. Kanyondan sonra şimdi Sand Dune'a gidiyoruz. Hemen şurada. Aslında keşke snowboard tahtalar olsa da oradan kayabilsek. Sonra da gün batımını izleyeceğiz. Hemen şuradaki otelimizde. Dün gece orada konakladık. Cengiz Bedevi gibi kendini vurdu kuma. Bu Sand Dune dedikleri kum tepelerine tırmanıyoruz şimdi. Burayla ilgili yeni bir tavsiye. Harcamak isteyeceğiniz bir ayakkabıyı getirin. Çünkü şu an içleri komple kuma giriyor çıkıyor. Evet, tırmanmak çok zor. Vadirum'da artık günü batıracağımız yere geldik. Hemen aşağısı bizim otelimizdi son durak olarak. Burada güneşin batışını izleyeceğiz. Buradan sonra da geri döneceğiz. Tam önümüzdeki dağın arkasından gün batıyor. Güneş dağın arkasına doğru geçiyor. Çok güzel bir görüntü var. İleride boşu gezen develer var. Ya inanılmaz çöl manzarası. Hani görünüyor mu bilmiyorum ama. Çok iyi. Beğendin mi? Beğendim, beğenmezdim ya. Çok güzel geçti. Yani hiç yaşamadığımız bir şey yaşadık resmen. Çölün içinde bir gün, bir o kayanın üzerine, bir bu kumunun üzerine. Gayet güzeldi.
Hem de hava da sıcak değildi. Bu mevsim bence ideal. Evet. Birazdan Vardrum'dan ayrılacağız. Bye bye.